Üniversite yönetimimizin 165 dönümlük orman arazisine yeni fakülte binaları için müracaatını bugün itibariyle yer teslimini yaparak Sayın Rektörümüzün de taahhüdünü imzalamasıyla teslim etmiş bulunmaktayız. Böyle ÜNİ için önemli bir hususta kurumsal olarak emeğimizin olması bizi gayet memnun etmiştir. ÜNİ'ye hayırlı olsun dileklerimizle. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Orman Bakanlığı'nın 165 1950 küsür metrekarelik alanın devrini 24.12.2019 tarihi itibariyle Yapı İşleri Daire Başkanlığımızın imzalayarak devraldığı bir gündeyiz. Böyle bir günün nihayet devrin tamamlanmış olması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Çünkü bu arazide öncelikle Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Ünye Meslek Yüksekokulu'nun modern kampüs alanlarını inşa edebileceğiz. Daha sonra ilave fakültelerle bu alanın zenginleşeceğini düşünüyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Biz de sizin öğretim üyesi olarak göreve başladığınız fakültede dekan olarak bu imzayı atmak size düştü diye sizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun. Evet, biz de Ünye Kültür ve Eğitim Derneği olarak 2011'den beri bu mücadelenin içerisindeyiz. Allah'a hamdolsun böyle bir günü yaşama sevincini bize katkı sunan tüm çalışanlara, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Su başkanımız ne derler? Vallahi ne diyeyim, çok mutlu bir gün. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ünyemize, çevremize hayırlı olsun diyordu. Osman başkanımız. Evet, Ünye için güzel haberler alıyoruz. Önce organize kesinleşti, biliyorsunuz yerimiz de doldu. Devamında üniversite. Ekip çalışıyor, hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Sayın Yüce Başkanımız. Evet. Bugün hakikaten baktığınız zaman milat diyebiliriz. Ünye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi, yıllardan beri bizim konuştuğumuz, Ünye'de eksikliğini hissettiğimiz üniversite yerleşke alanı ile ilgili çok ciddi bir adım atıldı. Bunu da burada taşlandırma amacıyla bir araya geldik. Üniversitemiz şu anda yapmış olduğu protokolle Orman Bakanlığı tarafından tahsisi yapılan yerin tamamen devrini aldı. Bu noktada mutabakatı imzaladı. Önümüzdeki süreçte inşallah diğer arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi burada mini de olsa bir yerleşkenin yapılması ile ilgili süreci hep beraber hızlandıracağız. İnşallah önümüzdeki dönemde bu katkısı olan Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Rektörümüz, diğer taraftan Milletvekillerimiz, Genel Başkan Vekilimiz, bunların da desteğiyle inşallah burada hızlı bir şekilde farklı fakültelerin yapılmasını hep beraber şahit olacağız. Ben Ünye'ye hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, Belediye Başkanımız da söyle. Evet. Biz de öncelikle Ticaret Odası ve Borsa Başkanlarımızın da ifade ettiği gibi önemli bir günlüğü yaşıyoruz. Önemli günün içerisinde yıllara sarih sorun olarak yaşanan OSB meselesinin artık çözümlendiği, çözümlendikten sonraki de inşallah temellerin atılacağı süreye az bir zaman kaldığını çok gönül rahatlığıyla ifade edebiliyoruz. Neden? Çünkü Allah'a şükürler olsun kamulaştırma bitti. Altyapıyla ilgili sorunlar da halledildiğinde temel atmayı hep birlikte, çok kısa zamanda birlikte yaşayacağız OSB alanında. Gene burada da yıllara sarih Ünye Eğitim ve Kültür Derneği Başkanlığı'nı yapan değerli Yaşar Sezgül abimiz yıllardır bir üniversitemizin burada da bir yerleşkesinin oluşması noktasında diye geçmiş dönemin siyasi büyüklerimizin de emekleriyle birlikte ciddi mücadeleler olmuştu. Ama gelinen bu noktada bugün Allah'a şükürler olsun önemli bir işi halletmiş durumdayız. Netice itibariyle şimdiki eskiden Türk Hava Kurumu'na ait olan oradaki pistin bulunduğu alandaki 165 dönümlük alanı orman, Tarım ve Orman Bakanlığımızın tahsisinin onayının neticesinde ve aynı zamanda da buradan rektörümüze teşekkür ve tebriklerimizi sunuyoruz. Kabulüyle birlikte bugün Allah'ın izniyle üniversite yerleşkemizin de tamamen kesin tahsis kabulü yapılmış oldu. Ama en önemli iş bundan sonra başlıyor. Biz Ünyeliler olarak demiştik ki eğer bizde burada yerleşke tahsisi tamamlanır, bize yol verilirse biz Ünyeliler olarak bir fakülte binasını Allah'ın izniyle burada kazandırıp ve üniversitemize teslim edeceğimizi ifade etmiştik. Burada çok önemli
Eğitim Kültür Derneği Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız, Borsa Başkanımız, İlçe Başkanımız, değerli Ünyeli iş adamlarımız ve sanayicilerimizle birlikte inşallah bu sözün arkasında duracağız. Bundan sonra görev esasen bize düşüyor. İnşallah bir fakülte binasını da buraya kazandırmanın yerel yönetimin de bir temsilcisi olarak hep birlikte inşallah bunun gayreti içerisinde olacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Ve bununla birlikte geçmiş dönemde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızın üyeye bir sözü vardı. Borsa Başkanımızın aracılığıyla demin kendileri de genel sekreteri arayarak Ankara'dan Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığından bir randevu talep ederek ikinci meslek yüksekokulu olur, fakülte binası olur. Onun da yapılması ve hayata geçmesi noktasında talepleri iletmek üzere randevu talep ettik. İnşallah değerli siyasi büyüklerimizin, milletvekillerimizin, genel başkan vekilimizin, Allah'ın izniyle Sayın Valimizin, tüm değerli büyüklerimizin vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyor. Bundan sonraki destekleri bizler için daha önemli diyoruz. Şimdiden katkıları için hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyor. Evet, saygıdeğer izleyenler, devlet adına da mülki amirimiz, son 3 yıldır ve halen daha görevinin başında olan, geldiği günden beri de gerçekten koşturan, özellikle de eğitime ağırlık veren Sayın Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney Beyefendi'ne söyler. Evet, devletin en mutlu olduğu an, halkın isteklerinin yerine geldiği andır. Bizler de Ünye'de göreve başladığımız günden itibaren, organize sanayi bölgesinin ve üniversitenin yeni yerleşkesinin yerin tespit edilmesi, yeni fakülte binalarının yapılması konusunda Ünye halkının ne kadar istekli olduğunu, bunun ne kadar bir gereklilik olduğunu bizzat yaşayarak içerisinde bulunduk. Ve bu gerekliliğin neticelendirilmesi adına bizler atanmışlar, seçilmişler, sivil toplum örgütleri, siyaset, halk bir araya gelerek bunun uğraşı çabası içerisinde olduk. Bu çabalarımızda, bu uğraşlarımızda çok değerli devlet adamı, Ünye'nin yetiştirdiği sayın devlet adamı ve siyasetçi Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Bey'in ciddi katkıları oldu. Yine milletvekillerimizin, valilerimizin, yine değerli bakan yardımcımız Yavuz Selim Kıran Beyefendi'nin, yine rektörlerimizin ve özellikle şu anda görev başında bulunan rektörümüzün ciddi bir inisiyatifi ve iradesi oldu. Ben katkı sağlayan herkese, tüm büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Yine Ünyeli hemşehrilerime, katkı sağlayan ve sağlayacak olan hemşehrilerime de teşekkürleri bir borç biliyorum. Tarım Orman Bakanlığımız ve üniversitemiz protokol yapmışlardır. Tarım Orman Bakanlığımız Ünye'ye yakışacak bir yerleşkenin yapılacağı yeni tahsisini kat'i olarak üniversitemize devrini yapmıştır. Artık şimdiden sonraki aşama proje ve yapım aşamasıdır. Bizler birlik beraberlik içerisinde ortak amaçlara hep beraber yürüyerek çok zor koşullar altında Ünye OSB'nin kamulaştırma işini bitirdik. Bu bizlere bir moral, şevk, motivasyon sağlıyor. Yine OSB'nin yapılması sürecinde belediye başkanımız, ilçe başkanımız, milletvekillerimiz, sayın bakanımız çok ciddi katkılar sağladılar. Sayın valimiz çok ciddi katkılar sağladılar. Ama en büyük katkıyı maddi anlamda katkı sağlayarak, ciddi manada bütçe ayırarak OSB'nin kamulaştırmasını tamamlayan Ünyeli müteşebbisler ve iş adamları oldu. Ünye'ye yatırım yapacak iş adamları oldu. Ben buna binaen sayın rektörümüze ve bu konuyla ilgili görüştüğüm bütün yetkililere şunu söyledim. Ünye halkı adına ben söz veriyorum. Hep beraber söz veriyoruz. İnşallah bir yıl içerisinde Ordu Üniversitemize yakışır, Ünye'ye yakışır yeni fakülte binamızı hizmete kazandıracağız. Bu sözün yerine gelmesi için olmazsa olmaz uygun, elverişli, hukuken engeli olmayan arsanın sürecin tamamlandığı gün bugün. Onun için çok önemli bir gün. Artık önümüzde bir engel kalmadı. El birliğiyle, gönül birliğiyle, ilgililerle görüşerek inşallah bir an önce bu binayı ilçemize kazandıracağız. Ben tekrar katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunarken Ünye'mize, üniversitemize, gençliğimize
hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuyorum. Teşekkürler.